Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikte karşınızdayım. Çok soru geliyordu bu arada. Pad Thai nasıl yapılır? Taylandlısını bize öğret, biz de yapalım evimizde diye bir sürü yorumlar geliyordu, mesajlar geliyordu. Ben de size Pad Thai nasıl yapılır? Tabii ki çok farklı, çok özel bir konukla beraber mutfağa beraber gireceğiz. Evet sevgili dostlar, size bir sürpriz olduğunu söylemiştim. Bu sürprizde ne var? Hep beraber bakalım. Evet, Somer Şef'i bulduk Tayland'da. İnanamayacaksınız. Şezlong'da yatıyordu. Aldık onu. Tayland'a geldin dedik madem. Gel o zaman bizim mutfağa. En çok sevilen yemeği Pad Thai yap bize. Ve sağ olsun bizi kırmadı. Buraya kadar geldi. Evet, değerli arkadaşlar. Somer Şef'i bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, sizi böyle plajdan güneşlenirken böyle o güzel keyfinizden bozduk. Ama ne istedik biz? Tayland'ın meşhur yemeği Pad Thai'yi hazır sizde bulmuşken. Aynen, Asya yani yemekleri çok düzgün. Yenilebilir yemekleri de var. Bizim damak tadımıza uygun olmadığını düşünüyorlar ama eğer mutfaklarınızda ayçiçek yağı kullanıyorsanız biz Tay mutfağında ayçiçek yağı kullanıyoruz. Büyük ihtimalle bir sıkıntı çekmezsiniz ve ağzınıza o palmiye yağının tadı gelmez. Ben şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Malzemelere bir bakalım. Var. Beyaz noodle herhalde değil mi? Beyaz noodle'ımız. Yumurtamız var. Hafif yağda öldürülmüş tavuğumuz. Taze sarımsak sapı. Biraz havucumuz. Tofumuz. Kavrulmamış. Keşniyatımız. Ve soya filizimiz. Pad Thai sosu. Türkiye'de metrolarda satılıyor. Yoğun kıvamlı bir sostur. Pad Thai'nin olmazsa olmazıdır. Pad Thai isterseniz deniz ürünlü, isterseniz karidesli, isterseniz tavuklu, dana etli veya domuzlu yapanlar da var. Ben tabii ki bizim mutfaklarımızda domuz kullanmadığımız için size bunu tavuklu yapacağım. Öncelikle yapmamız gereken yumurtamızı alıp tavamızda öldürmek. Evet böyle herhalde normal yumurtayı attık yağda. Evet ayçiçek yağında yumurtamızı birazcık pişiriyoruz. Ondan sonra kenara alıp noodle'ımızı koyuyoruz. Beyaz noodle'u koyduk. Beyaz noodle'u koyduk. Ve Pad Thai'nin o rengi bu sostan geliyor. 2 kaşık şimdilik bir sostan koyduğumuz zaman bunumuzu pişirmeye alıyoruz. Evet bunu bu arada çok seviyorum. Tayland'da en meşhur yemeklerinden. İlk geldiğimde denemiştim ki gerçekten tadını çok sevdim. Özellikle deniz ürünleri çok hoşuma gidiyor. Pad Thai, fried rice, cashew nuts ve chicken. Bunlar her Türk vatandaşımızın yiyebileceği usulde Thai yemekleri. Damak tadımıza uygun diyorsun. Ondan sonra tavuğumuzu alıyoruz. Evet, tavuğu bir daha. Ve normalde bunu daha yüksek ateşte pişmesi lazım ama ben sana göstermek için. Şöyle bir ufak bir karışım yaptık. Bahsettiğimiz ürünler. Onlar da içine giriyor. Ve karıştırmaya devam edelim. Thank you.
Ki bunu herkes rahatlıkla evde yapabilir herhalde. Türkiye'de petrol ağırlığı bulunuyor. Şu anda masayımız hazır. Şöyle alıp tabağımıza bu şekilde koyuyoruz. Servisi de böyle. İstediği ve arzu edildiği zaman bazı restoranlarımızda bu şekilde servis edilir. Normalde Tayland taşısı meşhurdur. Burada bir pul biberimiz var. Ben göz kararıyla sadece şu kadar koyulmasının kafi olduğunu inanıyorum. Şunu gezdirebilirsiniz. Wow, süper gözüküyor. Yerken de önce limonun üzerine sıkıp yanda bulunan fıstığı da suyla karıştırıp çok enfes gözüküyor. Evet arkadaşlar, tavuklu patta yaptı bize sonar şef. Şu anda mükemmel gözüküyor. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, sonar şef bize patta yaptı. Çok enfes gözüküyor. Bir tadına bakalım o zaman. Arkadaşlar, enfes kokusu var. Şefim. Arkadaşlar, gerçekten mükemmel. Pattaya her zaman yiyorum zaten. Ama Toner Şef'in elinden yemek gerçekten büyük şans. Ben buna sadece şunu yapmak istiyorum. Somer Şef'e sadece kaşık atarım.